İn Halil Camii'nin içerisinde korkunç bir katliam gerçekleştirildi. Yahudi bir yerleşimci, Baruch Goldstein isimli bir yerleşimci, New York'tan kalkıp gelmiş buraya yerleşmiş bir isimdi. Sabah namazı vaktinde elinde otomatik silahla camiye girdi ve burada Müslümanlar cemaate toplu halde namaz kıldıkları sırada farz kılınırken cemaatin üzerine otomatik silahla ateş açtı. 29 tane Müslüman caminin içerisinde şehit oldu o anda, o olayda. Daha sonra Baruch Goldstein'de sağ kalan Müslümanlar tarafından burada linç edilerek öldürüldü o öfkeyle. Daha sonra İsrail burayı El Halil şehrini ve camiyi 6 ay boyunca giriş çıkışa kapattı. 6 ayın sonunda sanki böyle bu katliamın suçu Müslümanlarınmış gibi İsrail şöyle bir karar verdi. Dedi ki burada çok gerginlik oluyor. Böyle üzücü olayların bir daha yaşanmasını kim ister? Biz de istemeyiz. O zaman burada bir tedbir alalım. Ne yapalım? Cami ikiye bölelim, yarısı sinagog olsun. Hani sanki böyle aslında normalde şunu demeleri beklenirken, gerekirken ya buradaki gerilimin sebebi bu yerleşimcilerdir, buraya gelen yerleşimci siyonistlerdir. Bunu demedikleri, diyemedikleri için maalesef cami ikiye böldüler. Şu anda Hazreti Yakup ve eşinin kabri sinagog tarafında kaldı. İçeri girerken yoğun sesler duydunuz. Şu kapıdan girerken Yahudilerin dua sesleriyle onlar şu anda paravanın öbür tarafına dua ediyorlar. Müslümanların dini bayramlarında ve Ramazan ayının cuma günlerinde burası Müslümanlara da açılıyor. Bütün bir mekan. Ama sadece yılda 6 gün. Ramazan'ın birinci günü, kurbanın birinci günü, Ramazan'da da 4 cuma. Toplam 6 gün. Ama Yahudilerin ondan fazla dini bayramları olduğu için mekan her şeyle Yahudilere de açılıyor. Yılda 10 defadan fazla. Buradaki yollar kaldırılıyor. Yere böyle kenar orklar vesaireler falan konuyor. Mutlaka videolarına rastlamışsınızdır. Ortada böyle dans ederek dönüyorlar kabirlerin ortasında. Kendi dini bayramları kutlamak için. Maalesef şu anda kapının girişinde gördüğünüz sanki bir hapishaneye girer gibi. Bir mescit burası, bir cami. Sanki böyle suçlu gibi hesap vererek, işte pasaport göstererek. Yapmak istediği şey tabii şu. Müslümanlar mümkün mertebe buraya gelmesinler, yılsınlar. Buraya giriş çıkış eziyetli hale gelsin ve insanlar buraları terk etsinler ki buraya konabilelim. 2017'nin yazında, Temmuz ayında belki takip edenlerimiz, hatırlayanlarımız olmuştur. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da çok ciddi olaylar yaşandı. İsrail Mescid-i Aksa'nın kapılarına X-ray cihazları koymak istedi. O X-ray cihazlarını koymaktan sonraki tabii ki adım Mescid-i Aksa'nın yavaş yavaş böyle burada yaşandığı gibi bölünmesi. Çünkü İsrail şimdi şunu da tartışıyorlar. Ya diyorlar Müslümanlar bir günde 5 vakit namaz kılıyor Aksa'da. Namaz araları boş. 3 saat boş, 5 saat boş, 6 saat boş. Niye boş tutsun canım? O arada da Yahudiler ibadet etsin. Ne olur biri girsin biri çıksın. Şimdi bunu tartışıyorlar. Ama bu bir adım. Sonra diyecekler ki ya işte bu böyle olmuyor, çok gerilim oluyor, biraz bölelim. Sonra tamamını alalım. Çünkü burada yaşanmış bir örneği var. 2017'de o yüzden Filistinler burada yaşanmış örneği olduğu için çok ciddi bir şekilde tepki gösterdiler. Biz de böyle ilginç bir tesadüf eseri tam da olayların başladığı sırada Kudüs'e gelmiştik. Perşembe günü geldik, otele yerleştik. Bu havaalanındaki işlemler çok uzun sürdü, ekip çok yoruldu. Dediler ki, ya sabah namazına yarın gideriz. Akşam yatsıya böyle, Temmuz olduğu için yatsı da geçiyor. Gidebilecekler, çoğu gidemedi. Tamam dedim, ya zaten sabah Aksa'ya gideriz. Sabah namazında da çok kişi kalkamadı, çok yorgun olanlar, uykusu olanlar vardı. Çok az birkaç kişiyle Aksa'ya gittik namaza. Döndük sabah, cuma sabahı, Kudüs'teki ilk günümüzde. Ondan sonra tam böyle kahvaltıdan sonra ben anons yapıyorum. İşte gezimiz başlayacak, şehir gezisi falan. Bir haber geldi. Kudüs'te saldırı oldu. İki tane İsrailli öldürüldü Kudüs'ün içinde. İsrail 1967'deki işgalden beri ilk defa bütün her şeyin Aksa'nın da Kudüs'ün kapılarını kapattı. Ne zaman açacağı belli değil. Pazar günü önce cuma namazı var. Dedik cuma